Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğrama salata turşusu yapıyorum. Çok pratik bir şekilde kışın yemeklerinizin yanında çok güzel bir turşu. Mutlaka deneyin. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Hadi nasıl yapmışım izleyelim. Turşumuz için gerekli malzemeler istediğiniz kadar sebze, yarım kilo kadar kornişon salatalık, cin biber, acı, yeşil domates, 4-5 tane, 4-5 tane havuç, maydanoz, nane ve bir tane de fesleğen, evet, turşu tuzu, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım limon, 3 diş sarımsak, sirke ve su. Bu kadar. Evet arkadaşlar, aynı salata gibi olacak bu turşu. Herhangi bir bütün sebzelerden doğrayabilirsiniz. Tek şartı küçük olması. Küçüklüğü de tabii ki size bağlı. Ben aynı salata gibi, çoban salatası gibi doğramaya çalışacağım. Elimde doğruyorum. Bugün kalkarak kullanmıyorum. Evet. Sıra geldi domatese. Domatesi de aynı şekilde küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Sıra geldi kornişon salatalığı arkadaşlar. Salatalık çok çabuk eriyebilir. Bunu çok küçük doğramıyorum o yüzden. Evet arkadaşlar, iki tane de yeşil biber var. Bunlar bahçeden. Bunlar da lezzet vermesi açısından küçük küçük doğrayacağım. Bir tane de çok acı biberim var. Çok acı olduğu için bir tanesini tercih ettim. İki tane ise acur. Bunlar acurlar. Kendi bahçemde bu kadar varmış. Şimdi gelelim birazcık daha acılık vermek için cin biberlere. Siz acılık oranını kendiniz belirleyin. 4-5 tane cin biber doğradıktan sonra yeterlidir. Çok da acı olmasın arkadaşlar. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Şimdi de şu maydanoz, nane ve fesleğen. Bunlar isteğe bağlı. Ben lezzet vermesi açısından kullanıyorum. Bunlar küçük küçük doğrayacağım. Turşunun içinde belli olsun istemediğim için. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Şimdi bunu da turşunun içine alalım. 3 baş sarımsağım var. Bunları da ilave ediyorum. Siz sarımsak oranını da değiştirebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bütün sebzeler birbirine karışsın. Evet arkadaşlar, bir tane cam kavanozum var. 1 litrelik. Şimdi buna dolduracağım turşumu. Camı tercih etmemin sebebi, buzdolabına koyacağım turşuyu. Dolapta cam daha güzel sığacaktır ve cam daha sağlıklı diye. Şimdi öbürüne de dolduralım. Evet arkadaşlar, turşu tuzum var. Şimdi bir tepeleme yemek kaşığı tuzumu kavanozların üzerine ilave ediyorum. Limon tuzu yerine ise şöyle bir dilim limon ilave edeceğim. Sizin limon yoksa evde limon tuzu da ilave edilebilir.
Yarım su bardağı sıvı yağım var. Bunu iki kavanoza bölüştüreceğim arkadaşlar. Siz yağ miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi ise her kavanoza bir bardak üzüm sirkesi ilave ediyorum. Ve geri kalanlara da içme suyu ilave ediyoruz. Şimdi kapağını sıkıca kapatalım arkadaşlar. Hiç hava almasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde doğrama salata turşumuz hazır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.